Yeni bir mecradan merhabalar. Bugün 26 Nisan Pazartesi, gazete manşetleriyle birlikteyiz. Burcu, merhabalar. Sendeki gazetelerde neler var? Merhabalar, herkese günaydın. İyi bir hafta diliyoruz. Cumhuriyet'le başlayayım ben. Gazetelerin manşetlerinde neredeyse hepsinde soykırım muhabbeti var. ABD'nin açıklaması üzerine sadece Yeni Yaşam ve Evrensel'de farklı bir gündem ve değerlendirme görüyoruz. Dış politikada al gülüm ver gülüm olmuyor demiş Cumhuriyet gazetesi ve Biden'ın açıklamaları üzerine soykırımın tanınmayacağını, bunun için sert yaptırımlar olması gerektiğini, hatta NATO'dan çıkılması gerektiğini, daha sert aynı tonda davranışların yapılması gerektiğinden bahsetmiş. Bu tartışma konusu muhtemelen biraz daha devam edecek Evet. gibi önümüzdeki günlerde. Geliyoruz aşağıya. Müteahhitin değil, bizim askerimizsiniz. Cengiz Holding'in taş ocağına karşı Rize'de köylüler İkizdere'de günlerdir bir mücadele veriyorlar. Dördüncü gününde de bir saldırı gerçekleşti ve bir kadın fenalaşmıştı. Yine burada da gördüğümüz gibi kadınlar kıyafetleriyle evlerinden çıkıp yöresel kıyafetleriyle direnişin önünde yer alıyorlar. Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet'te yine soykırım meselesine dair tarih ve hukuk bizden yana demiş. Tarihin ve hukukun Türkiye'yi desteklediğini ve bunun bir soykırım olmadığından bahsetmiş. Yine Amerika'nın açıklamaları üzerine ve burada da tamamen bu konu bahsediyor. Evrensel'e gelelim. Evrensel'de de manşetine 1 Mayıs'ı taşımış. Yaklaşıyor 1 Mayıs ve pandemi koşullarında özellikle COVID-19'dan, çalışma koşullarının sıklığından, esnekliğinden neredeyse bantlarda hayatını kaybeden işçileri gündeme almış ve bu 1 Mayıs'ın kutlanmasının önceki 1 Mayıs'lara göre daha elzem olduğunu, daha coşkulu geçmesi gerektiğinden bahsetmiş talepler öne çıkarak ve 1915 ile yüzleşmeden olmaz yine başlığı var. Ermenistan'a ya da Ermeni halkına ABD'nin elbette ki böyle kardeşçe davrandığından değil, çıkar bölgedeki çıkarları uğruna soykırım dediğinden bahsediyor. Ancak bu 106 yıl önceki gerçeği değiştirir mi? Yani affedersin Ermeni söylemiyle başlamış. Türkiye'de de yaygın bir konu bu. Bununla başlayan bir ülkeden, memleketten yüzleşme çağrısı olmadan olmaz. Soykırımla yüzleşilmeden hesap verilemez çağrısı var. Yine bugün Kobani davası var. 28 tutuklu ve 108 kişinin, siyasetçinin aynı zamanda yargılandığı Sincan'da görülecek. Biz de buradan orayı takip etmeye gideceğiz. 6 yıl geçmiş olmasına rağmen yargılama başladı diyor ve dayanışma çağrısı yapıyor. Aynı zamanda yine 4 işçi yaşamını kaybetmişti. Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi de yaşamını kaybetmişti. Çok kısa aşağıya geleceğim. Yine bir işçi var. Yasak olmasına rağmen günde evine 50-60 lira götürebilmek için arabasıyla birlikte bekliyor. Onu da yine manşete taşımış. Benim Evet, aktaracaklarım bu kadar. ben de Sözcü Gazetesi'yle devam edeyim. Sözcü Gazetesi soykırım yalanını kabul eden ABD laf çok icraat yok. Tepki böyle olur diyor. Yani muhalefette böyle olmaz aslında. Tepki böyle olur diyor ama yani Cumhuriyet ve Sözcü şöyle yapıyor. İşte aslında inkar konusunda bir ortaklaşma var. Fakat siz neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı bu konuda daha yumuşak bir mesaj vermesini sağlayamadınız? Tüm tartışma, muhalefetle iktidar arasındaki tartışma bu noktada. Dolayısıyla nasıl olur da işte diplomatlar
ehil diplomatlar değil, liyakatlı diplomatlar değil. Dolayısıyla bunu tutamadılar. ABD Başkanı, bir önceki başkanı Trump'ı bir şekilde hükümet baskılayabiliyordu, kontrol edebiliyordu, çeşitli kişisel ilişkilerle yapabiliyordu. Bu kişisel ilişkiler içerisinde şeyler de var. Yani o ülkeye verilen ekonomik tavizler de var. Ama sonuçta 106 yıldır Türkiye dış politikası tamamen Ermeni soykırımını kabul ettirtmeme ve yok sayma üzerine kurulu bir diplomasi var. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde de ve sonrasında da bunu söyler. Der ki 2-3 tane temel dosya var. Bir tanesi Ermeni dosyası. Tam böyle bu cümlelerle söylemez ama biz bu algı değiştirdik. Bunun dışındaki şeylere de konulara da eğildik diye kendi dış politika vizyonunu anlatmaya çalışır. Ama eğri oturalım, doğru konuşalım. Türkiye dış politikası eşittir. Ermeni soykırımını tanıtmama, kabul ettirtmeme üzerine kurulu ve bunun için memleketin 100 yıldır memleketin her şeyi yabancı güçlere peşkeş çekiliyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak bir takım tavizler veriliyor. İşte Sözcü gazetesi de üstlere el koyduk, ABD üstlerindeki bayrakları indirdik, Türk bayrağını çektik falan gibi geçmişte Kıbrıs sürecinde, Kıbrıs Savaşı sürecinde yapılanları manşetine Daha taşın. biz bir iki hafta önce Kanal İstanbul'u tartışıyorduk ve ABD ile aslında nasıl çıkarlarını denkleştirirler Aynen. meselesini. Yani bu tartışma biraz böyle sönümlenecektir. Elbette ki herhangi bir yaptırım olmayacak. Çünkü emperyalistlere ya da yabancı ülkelere göbeğinden bağlı bir Türkiye var. Neredeyse Evet. adım atamayan, bütün derelerini üsler var birçok savaş Evet. politikasında yine çok Evet. bağlı. Dolayısıyla yine iç politikayı muhtemelen biraz dengelemek, o havayı, gazı biraz almak için Tam da muhtemelen. bu. Tam da bu senin söylediğin gibi. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçiyorum. Yeni Çağ Gazetesi bu konuda diğer gazetelerden farklı bir kulis habere manşetine taşımış. Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun edinmiş olduğu veyahut da kuliste edinmiş olduğu bilgi. Soykırım diyeceğini Erdoğan'a söyledi. Ve aralarında geçen diyaloğu da özetlemiş. Birden kötü haberi Erdoğan'a şöyle verdi diyor. Seçmenlerime söz verdim. Biden'ın söylediğini iddia ettiği şeyler. Seçmenlerime söz verdim. Siyasetçileri de bilirsiniz. Verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Amerikan halkı bizi sözlerimizi tutalım diye seçti. 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımayı düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde bir gün öncesinde 23 Nisan'da yapılan açıklama bu. Peki Erdoğan buna karşı ne demiş? Erdoğan kızarak şu ifadeleri dile getirmiş. Bu büyük hata olur. Önceki başkanlar gibi bir büyük felaket ifadesini kullanmanız bizi üzmez. Ancak olmayan bir soykırımı tanımak tarihi gerçeği görmezden gelmek olur. Kararınızı tekrar gözden geçirin. Yani eğer büyük bir felaket lafına fit olmuş durumda Türkiye. Büyük bir felaket olursa, soykırım olmasa bilmiyorum. Az önce ne dedin? Hürriyet gazetesinde manşette ne vardı Hürriyet'te? Tarih ve hukuk bizden yana. Evet. Yani Nedir peki? soykırım olmadığından Peki bahsediyorlar. sorun şu. Büyük felaket olursa bir hukuki sonuç doğurmuyor. Yani karşılıklı bir mütakale Bir diyorlar. yaptırım Bir şey gerekmeyecek. gerektirmiyor. Ama soykırım denilirse bir yaptırım, bir hukuk çıkacağı için Hürriyet gazetesi de bunu Yani o aslında tarzda. ne Amerika'nın ne de Türkiye'nin o hayatını kaybeden, katledilen binlerce, milyonlarca insanın çünkü bu süreçte de her gün paylaşıldı vilayetlerde, illerde nüfusun ne kadar olduğu, sonrasında hiç olmayan Ermeni halkının
Aynı zamanda biz biliyoruz ki taş üstüne taş koyan Türkiye'de bir halk ve dönemin zanaatkar insanları, birçok evleri, barkları, yerleri, yurtları şu an el konulmuş durumda. Ondan sonra da tabii dönmeyen insanlar var. Esas mesele biraz bu mesele. Tekrar mülklerinin konması meselesi, bir yaptırım meselesi. Bu ekonomik yükün de belki altına girmek istemiyorlar. Büyük ihtimalle de bunun için uğraşacaklar daha Gazeteci yıllarca. dostumuz Metin Gülbay Yeni Mecra'da yazmış olduğu bir yazı var. Tarih yazıyor bir süredir. Türklerin tarihini yazıyor. Ve en son kendi kişisel tarihini yazdı. Dedesinin neler yaptığını yazdı. Dedesinin nasıl toprak edindiğini yazdı. Tapu belgeleriyle. Yeni Mecra'da bence bakmak lazım. Tarih mi? Hukuk mu? Gerçek mi? Bir bakmak lazım. Evet, Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi bir başka havada. Gerçeği de rüya gibiydi. Erdoğan'la çocuklar 23 Nisan'da bir araya gelmiş. Çocuklardan birisi Erdoğan'ın gerçeği de rüya gibiydi diye söylüyor. Yani Sabah gazetesi Şah'ın arkasında sımsıkı durmuş durumda. Yani böyle memlekette hiçbir sorun yokmuş gibi Erdoğan'ın karizmasına takmış durumda. Yine bu soykırım mevzusunu dostlar Biden'a siper oldu diyor. Güya Akşener ve HDP'yi de orada görüyoruz öncelikle. Hükümeti niye eleştirdi diye söylüyor. Hükümeti niye yetersizliğini eleştiriyor diye söylüyor. Son olarak ben Yeni Yaşam'a geçeceğim. Yeni Yaşam bu bir hakikat davası diyor. HDP yöneticilerine açılmış olan davayı manşetine taşımış. Bugün dava görülecek. Eğer pandemi koşulları uygun olursa mahkemenin 45 gün boyunca aralıksız duruşma yapması bekleniyor. Hızlı bir şekilde Kobani davasını bitirip bir sonuca gitmeye çalışıyor. HDP eş başkanları, önceki eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve bütün parti yöneticileri yargılanıyor. Dışarıda bulunan parti yöneticileri de eş başkan Pervin Buldan ve Mithat Sancar da Sincan Cezaevi Adliyesi önünde bir açıklama yapacak bugün. Ve diğer dışarıda olanlar da davaya destek olmak için duruşmaya gidecek. Pek çok yabancı heyet de geliyor, davayı izliyor, bir siyasi dava olduğundan bahis. Evet, senin aktaracağın başka bir şey var mı? Teşekkürler. Sadece hem Kobani davası için hem de soykırım tartışmaları için hukukun ve tarihin gerçeklerini yansıtmasını, halklardan yana olmasını dileyelim. Dinlemek lazım. Evet. Çok teşekkürler Burcu. Evet, değerli izleyenler, biz size ulaştık. Siz de bizi dostlarınıza, arkadaşlarınıza paylaşın, onlara ulaştırın. Görüşmek üzere tekrar.